Mehdi gelmeyecek, İsa inmeyecek diyenler İslam'ın dünyaya hakimiyetinden bahsetmeyen insanlardır. İslam'ın dünyaya hakimiyetini hiç ağızlarına almazlar, dikkat edersiniz. Halbuki herkes İslam bu yüzyılda dünyaya hakim olmalı. Bu ayda bile hakim olması gerekir. Var gücümüzle gayret edelim demeleri gerekir. Evet. Ve dua etmeleri, herkese de teşvik etmeleri gerekir. Apaçıktır Kur'an ayetleri. İslam'ın dünyaya hakimiyetini istemeyenler Mehdi'nin de gelmesini istemezler. Hazreti İsa'nın gelmesini de istemezler. Ama Cenab-ı Allah dünyaya İslam ben hakim edeceğim diyor. Kur'an ayetleri var. İnşallah. Oktar hocam şöyle tek tek bir oku. İnşallah. İnşallah. Şeytandan kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Hangi ayet bir kere onca olsun söyle. Nur suresi 55. Tamam. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşip kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Apaçık bakın, dünya hakimiyeti evet. Ayet. Maşallah. Evet, maşallah. Evet. Saf suresi 13. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer, nusret ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. Elhamdülillah, maşallah. Enbiya suresi 105. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Arza, dünyaya salih olanlar. Evet, maşallah. Yani Mehdi, talebeleri ve Hazreti Mesih hep birlikte inşallah dünyaya maşallah. Salih Müslümanlar birlikte hakim olacaklar. İnşallah. Apaçık Kur'an ayeti. Maşallah. Fred'in kabusu bunu anlatsın. Mehdi gelmeyecek, İsa gelmeyecek diyor. Bu ayetleri anlasın. Bu ayetler niçin geçiyor? Evet maşallah. Kur'an ayetlerini okurken bu ayetleri geçiyorlar. Bunlar da Allah'ın ayeti ve çok önemlidir dünyaya İslam'ın hakimiyeti. İnşallah. Bu ayetleri ısrarla açıklasın ve anlatsınlar. Ve özellikle Cübbeli Ahmet de bunları açıklarsa çok iyi olur. Hı. Ve değil mi? İslam'ın dünyaya hakimiyetini anlatsın. Etrafındaki insanlar da bize niye bunu bahsetmiyorsun desinler. Evet. Niye dünyaya İslam hakim olsun demiyorsun? Niye bu yüzyılda hakim olsun diye dua etmiyorsun? Niye bizi teşvik etmiyorsun desinler. İnşallah. Hep birlikte gayret edelim. Bu zulüm sona ersin. İslam dünyaya en kısa zamanda hakim olsun. Bu yüzyılda bu nimeti görelim demeliler. Ve bu Cübbeli Ahmet'i de bu konuda teşvik etmeleri gerekir. İnşallah. Oturup sadece karşılarına oturup dinlememeleri lazım. Devam et. İnşallah. Saffat suresi 171-173. Andolsun gönderilen kullarımıza şu sözümüz geçmiştir. Gerçekten onlar muhakkak nusret, yardım ve zafer bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. Evelallah. Maşallah. Sevginin, şefkatin orduları, muhabbet orduları. Yani İslam İnşallah. Bütün dünyaya hakim olacak diyor Cenab-ı Allah. Evet, bir daha söyle, oku ayeti. Andolsun gönderilen kullarımıza şu sözümüz geçmiştir. Gerçekten onlar muhakkak nusret, yardım ve zafer bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. Bu da dünya hakimiyeti evet, ayet. Maşallah. Evet, inşallah. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Maşallah. Demek ki Amerika, Rusya, Çin, masonluk, şu bu falan değil. Değil. Allah ben en büyük gücüm diyor değil mi? Elhamdülillah. Evet, inşallah. İnşallah. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Öyle ki onu... Hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Siyasi yönden, ekonomik yönden, evet. Kültürel yönden, her yönden tam anlamıyla İslam ahlakını dünyaya hakim edeceğim diyor değil mi Cenab-ı Allah? Elhamdülillah. İnşallah. Maşallah. Bir daha oku ayeti. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Öyle ki onu hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Bu üstün kılma ne demektir? Her yönde. Evet. Her cihette. Tam anlamıyla bir dünya hakimiyetinden bahsediyor Cenab-ı Allah. Maşallah. Evet. Ki o elçilerini hidayetle ve hak diniyle diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter. Maşallah. Maşallah. Bak, maşallah. Ben şahidim diyor Allah. Tabii. Kendi sözüne. Maşallah. Evet, maşallah. Evet. Müşrikler istemese de o dini İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen odur.
müşrikler istemese de. Tabii. O da belirtilmiş aslında. Bakın hani bu çok önemli. Müşrikler istemese de. Bakın bir daha tekrar ediyorum. Müşrikler istemese de. Evet, bak, Cenab-ı Allah buna özellikle diyor. Müşrikler istemese de dünyaya İslam'ı hakim edeceğim diyor Cenab-ı Allah. Maşallah. Demek ki müşrikler çırpınacaklar. Evet. Tabii, belirtilmiş, evet. Evet. Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait bir ayrıcalıktır. Fetih istediler, sonunda her zorba inatçı bozguna uğrayıp yok oldu gitti. Elhamdülillah. İslam dünya hakim olacak. Bütün zorbalar ortadan kalkacak değil mi? Evet. İnşallah. Nur suresini oku. Ayeti oku. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendini nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Demek ki lafla sözle İslam'ın hakimiyetini durdurmak mümkün değil. Mümkün. İnşallah. Mutlaka hakim edeceğim diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Evet. Müşriklerle ilgili devam ediyor evet. Diğer ayette de. Müşrikler istemese de o dini İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen odur. Maşallah. Maşallah. Yani Allah'tan başka güçleri ilah gibi gören, kendini yahut ilah gibi gören tipler de aynı şekilde müşrik kapsamındadır. Hı. Yani Allah'ın gücüne takat getiremeyen, onu düşünemeyen, onu kavrayamayan, yani Allah'ın ne kadar yüce ve güçlü olduğunu takdir edemeyen kişiler de aynı şekilde şirk içindedirler. Kur'an hepsine bakan bir uslupla bu konuları anlatıyor inşallah. Maşallah. Bakın Nur suresinde ne diyor Cenab-ı Allah? Hiç şüphesiz diyor bir kere Allah. Onlardan öncekileri kim? Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn. Güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde, bütün yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Bunu kim yapacak? Allah'ın izniyle Mehdi. Bunu hadislerde söylüyor Peygamberimiz. Zülkarneyn ve Süleyman diyor iki tane Müslüman mümin oldu, iki de kafir oldu. Beşinci olarak benim evlatlarımdan Mehdi dünyaya hakim olacak diyor. Bak onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Her yönden din dünyaya hakim olacak. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Ne Irak'ta kan akacak, ne İnşallah. Afganistan'da. İnşallah. İnşallah.